Bakın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili olarak biraz önce yeri geç, şey evet. geçti. Ya kardeşim hata yaptık ya. Biz, hata yaptınız. Hata yaptık. Siz evet demiş miydiniz? Evet dedim. Hata pişman yaptık. Mısınız? Pişmanım kardeşim. Neden pişmanım? Uygulamayı gördüm. Bakın, böyle, bakın şöyle. Böyle uygulanacağını bakın düşünmemiştiniz o zaman. Veya niçin evet. pişmanım? Bunu da konuşmak gerekir. Çağlar bak şu çok önemli kardeşim. Sonuçta dünyada demokratik modeller bellidir. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi bize özgü bir sistem olarak oluşturuldu. Ama biz hemen hemen her görüşmemizde başkanlık modeli üzerinde çalışmaları olan bir kardeşinizim ben. Evet. Yani parlamenter model, yarı başkanlık modeli ve başkanlık modeli. Dünyada 3 sistemden bahsedebiliriz. Ve biz nerede konuştuysak hep şunu söyledik. Bu evet meselesi gelmeden evet. ve evet konusunda da çalışan kardeşlerinizden biri. Evet. Ve bu konuda niçin hata yaptık? Bazı şeyleri görmedik. Çünkü neden? Ya dünyaya baktığımızda bir ülkede demokrasinin olabilmesi için, hukukun üstünlüğünden bahsediyor olabilmemiz için önce kuvvetler ayrılığının olması lazım. Kuvvetler ayrılığının olmadığı bir yerde demokrasi yoktur. Olamadığını biz, görmediniz. Bakın biz dünyadaki mevcut modellere baktığımızda demokrasinin olmazsa olmaz şartı bu olduğu için ve AK Parti ilkelerinin de bize sanık verdiği düşünce bu olduğu için her toplantıda şunu sordum. Bu gerçekleşiyor mu? Bunda hiçbir şüphe yok. Hep böyle konuştuk biz. Ve biz uygulamaya baktığımızda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımız Allah hayır uzun ömürler versin. Bu güçle Türkiye'de ben başka bir faninin Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmasını asla istemiyorum. Türkiye'nin mutlaka, kardeşim hata yapılabilir, yanlış yaptık. Dönelim diyoruz. Sonuçta biz bunu denemeseydik, bakın bu modeli denemeseydik, milletimiz diyecekti ki yani belki daha iyi olacaktan, yani hayır tamam biz de destek olduk ama gördük ki uygulamalarda, kardeşim ülkede kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetler birliğini oluşturdu. Bizim buradan çıkmamız lazım. Yargıyı özgürleştirmemiz lazım. Yasamayı özgürleştirmemiz lazım. Yürütmeyi özgürleştirmemiz gerekiyor. Türkiye'de bunu yapmamız çok, lazım. Çok şahanesiniz. Son sözlerinizi alayım. Şayet bunları becerebilirsek, şayet bunu hata yaptık. Hatadan dönmek de bir erdemdir. Evet. Erdemler hareketine yakışan en güzel şey de evet, bu hatayı yaptım. Düzeltmektir kardeşim. Bunu biz başarabiliriz. Yani biraz daha şunu söylemek lazım. Biz eleştiri olsun diye birilerine bir şeyler söyleyelim, hele hele AK Parti'mizi zor duruma düşürelim diye yola çıkmış insanlar değiliz. Bizler az önce söyledim, acıyı tatlı söylemeye çalışan ve derhal acilen Türkiye'nin hem siyasal yapısının yeniden düzenlenmesi, Türkiye'de umudun geri gelebilmesi adına AK Parti'yi milletin tekrar yeniden umudu haline dönüştürecek fikirleri toplumla evet. paylaşıyoruz. Eğer bunlar kale alınır, buradan bir yol yürünürse bundan sadece AK Parti kazanmaz, Türkiye kazanır.